Evet, maalesef şu anda Ukrayna'da yine insanoğlunun karanlık bir yüzünü görüyoruz. Bir savaş patladı ve ardından birçok insan evlerini terk edip sınırlara yığılmak zorunda kaldı. Ve biz bu sınırlara yığılma sürecinde insanoğlunun bir diğer ikiyüzlülüğüyle karşı karşıya geldik. Sarışın ve renkli gözlere yapılan davranışla, sınırdaki uygulanan muamele ile daha koyu tenlilere uygulanan muamele farklılığını tüm dünyasında şu anda izliyor. Aynı şekilde Ukrayna içerisinde değil, sadece hani dünyadaki diğer savaşlara baktığımızda da farklı ırklara uygulanan muamele ile oradaki insanlara uygulanan muamelenin farkını çok net bir şekilde görüyoruz. Peki neden insan böyle bir varlık? Hiç düşündünüz mü? Ya şöyle bir şey daha sorsam mesela size. Neden siyasiler tam bu seçim dönemlerinde bir anda pazarda boy göstermeye başlarlar? Bir anda kahvelerle sizle bizle birlikte çay içmeye başlarlar. Ya da bir anda tarlada falan gördüğünüz siyasiler bile tarlada böyle çapa falan yapar. İşte aslında az önce bahsettiğim bu sınırdaki ikiyüzlü davranışımızla siyasilerin bu yöntemi uygulamasının arkasında aynı sebep yatıyor. İşte bu videoda insanoğlunun bir diğer karanlık yüzünden bahsedeceğiz. Mutsuz sayılar dileriz efendim. Herkese merhabalar. Bir devlet üniversitesinde doçent olarak çalışıyorum. Aynı zamanda bu videolar vasıtasıyla olabildiğince bildiklerimi, gördüklerimi aktarma çabası içerisindeyim. Aynı zamanda kanalımızın tüm gelirlerini her ay sizlerin belirlemiş olduğu bir hayır kurumuna bağışlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla kanalımıza abone olursanız ve aşağıda yer alan zil butonuna basarsanız hem bu hayır miktarını arttırma noktasında bize katkı sunabilirsiniz hem de gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz diyerek hızlıca videomuza girelim. Hocam, insan kendine benzeyen varlıklara daha önyargısız yaklaşıyor. Daha önyargısız yaklaştığı varlıkları daha çok beğeniyor o insanları ve bu insanlara daha kolaylıkla ikna oluyor. Şimdi hepimiz şunu biliyoruz hocam, doğuştan biliyoruz, istemsizce bazen istemince, ama çok net bir örnek vereceğim şimdi size. Daha üstünüze gittiğiniz bir durum düşünün. Hani patronunuz olabilir, daha büyüğünüz olabilir, hani öyle ya da böyle gözüne girmek istediğiniz bir insan. Eğer bu kişi dindarsa, hani dinle bağlı, cumasında, söylemlerinde daha dindar söyleme kullanıyorsa, o ortamda kullandığınız inşallah kelime sayısı, gittiğiniz bu üstünüz, patronunuz ya da büyüğünüz daha seküler bir yer, çok dindar değilse orada kullandığınız umarıma göre daha fazla oluyor hocam. İstemsizce, ister farkında ister olmayın, ama bunu istemsizce yapıyoruz. Bizim akademide de öyledir. Hoca dindarsa inşallahlar, maşallahlar orada uçuşur. Aynı hocalar daha seküler bir hocanın yanına gideriz. Hep beraber umarımdan geçilmez ortam. Böyle abi, insan bu. Çünkü ister istemez içten içe şunun farkındayız. Ne kadar benzeşirsek o kadar beğeniliyoruz, o kadar kabul ediliyoruz ve o kadar ön yargısızca oranın içerisine alınıyoruz. İşte siyasilerin de bu taktiği kullanması tam olarak bu. Bizdenmiş gibi davranmak istiyorlar. Bize benzediklerini göstermek istiyorlar. Yoksa bir anda tarlada ne işin var abi senin ya? Çıktırmıyorsunuz bir tane siyasi parti. Bir anda seçimden önce tarlada bir şeyler ekiyordu, biçiyordu. Niye? Ben de sizden, bakın ben de hani köylak gibi biçiyorum. Ya da bir anda kahvelerde, pazarlarda, alışverişte görmemiz neden? Tam olarak bu. Bizden gibi gözükmek istiyorlar. Niye? Çünkü insan doğuştan itibaren kendisi gibi olan varlıkları kayırır. Niye kayırır diye düşünürseniz de neden? Aslında tam olarak şu. Kendine benzeyen varlıklar hayatta kaldıkça, daha başarılı oldukça biz de onlara benzediğimiz için hayatta kalma bir başarılı olasılığımız artıyor. İşte biz bunun farkındayız. Bunun farkında olduğumuz için de beyin verimli bir sistem geliştirmiş. Yani şunu yapamazsınız ki, her size benzemeyen her insanla tanışıp onu inceleyip düşünüp geçmişini şey yapıp tamam bunun benim çıkarım örtüşürü yerine çok daha kestirme ve verimli bilgi olarak beyin şunu yapıyor. Bana benziyor, benden tamam o başarılı olmalı, ben onu desteklemeyeyim. Şimdi zaten bu videonun ilerleyen kısımlarında da bu ırkçılığımız, bu ikiyüzlülüğümüze ilişkin çok ilginç deneylerden bahsedeceğim. Ve bu deneylerin bazılarını kendiniz de uygulayabileceksiniz. Web sitesini vereceğim, uygulayacaksınız ve ne kadar ırkçı olduğumuzu takır takır yüzümüze vuracak bir web sitesi orası. Şimdi işte Ukrayna'da olan da, inşallah maşallah olayı da, siyasicilerin bizdenmiş gibi gözükmesinin nedeninde de hep bu var. İnsanın beyni öyle ya da böyle kendine benzeyene daha önyargısı davranmaya başlıyor. Peki hocam, ne gibi deneyler yapılmış derseniz, şimdi bu deneylerin büyük bir çoğunluğu çocuklarda yapıldı. Niye? Çünkü biz biliyoruz ki 7 yaşına kadar insan sosyal normların farkında olmaz. Ne demek istiyorum? 7 yaşından önce, daha sonra biz sosyal normları anlarız. Ne demek istiyorum? Neyin ayıp olduğu, neyin toplumsal olarak kabul edilmeyebileceği. Atıyorum, burnunu karıştırmak ayıp bir şeydir. Siz bunu 7 yaşından sonra ancak anlayabilirsiniz. İnsanlar sizi ayıpladı ve toplumsal dışarı. 7 yaşından önce bunu anlamazsınız. Ya da kız çocuklarına bakın. 7 yaşından önce erkeklerin yanına böyle yanaşırlar, gider yanında oturur, onunla oynamak daha çok seni belli eder. 7 yaşından sonra Allah kahretmesin hiçbir kız erkeklerin yanına gelmiyor. 25'ine geliyorsunuz, erkekler böyle duruyor, kızlar orada kantinde kesişlerle geliyorsunuz. Niye? Sosyal normları öğreniyor çünkü o çocuklar. Karşı cinsin kadın
kadın olarak yanında gitmesini, Türkiye üzerinde ya da daha muhafazakar ülkeler üzerinde gitmenin daha ayıp olduğunu öğreniyorlar. Ve 7 yaşında itibaren bu davranışlar düzelmeye başlıyor. İşte ırkçılık çalışmaları da bu yüzden özellikle çocuklarda yapılıyor. Çocuklar dışında yapılanlar da var, onlara da değineceğim. Şimdi çocuklarda yapılan deneylerde çalışmalar neyi görüyorlar? Mesela bunlardan bence çok ilginç olan da bir tanesi şu. Çocuklara, şimdi görüntüleri göreceksiniz, farklı ten rengindeki böyle bir skalada başka çocukların fotoğrafları, resimleri gösteriyor. Daha sonra karikatürleri diyeyim, çizimleri. Bir bulamadık kelime. Çizimleri gösteriliyor. Şimdi bu çizimlerin sonrasında işte iyi kötü özellikleri söylüyor. İşte iyidir dendiğinde çocuk eğer beyaz tenliyse kendi tenindekini gösteriyor iyidir diye. Kötü dendiğinde siyahiyi gösteriyor. Ya da tam tersi, çocuk siyahi ise iyi dendiğinde siyahi çocukları gösteriyor. Kötü dendiğinde de daha açık tenli çocukları gösteriyor. Elbette bu söylediğim deneyim bir de büyüdükçe değiştiğini görüyorsunuz. Çok ilginçtir. Özellikle Amerika'da. Siyahi çocuklar büyüdükçe kendilerini daha suçlu görmeye, yani siyahi tenlileri ve oyuncakları bebekleri seçmesi gerektiğinde siyah ve beyaz tenli olduğunda gidip beyaz tenli seçmeye, siyahi olsalar daha yöneliyorlar. Çünkü öğrenilmiş bir şey yaşamaya başlıyorlar. Ama 7 yaşının öncesinde o toplumsal şeylerin farkında olmadan önce aynen bu dediğim gibi kendi tenlilerin olanları daha ön plana çıkartıp daha iyi özellikler atfediyorlar. Yine yapılan çalışmalardan bir tanesi de bu sefer gözlem yapıyor bir bilim insanı. Onda da şöyle bir şey yapıyor. Çocuklar oraya bir sürü oyuncak koyuyor bir masanın üzerine. İşte beyaz tenli, daha siyahi tenli, daha çekik gözlü falan fişman. Ve bütün çocuklar beyaz tenli olsun. Herkes bir oyuncağı alıyor. Beyaz tenli çocuklar olduğunda siyah tenli çocukla oynayan çocukların gidip o çocuğa, yani bebek oyuncağı daha doğrusu oyuncağa acı çektirecek davranışlar sergilediğini görüyor. Mesela tencerenin içine koyup kaynatıyormuş gibi yapıyor. Küfürler ediyor bildiği ya da onu salak gibi dövüyor. Ama beyaz tenli oyuncaklarla oynayanlar, beyaz tenlilerse bunu yapmıyorlar. Elbette düşünebileceğiniz üzere tam tersi de geçerli. Siyah tenliler de beyaz tenliler bunu yapıyor. Yine bizim daha önceki videolarda bahsettiğimiz ama bir kere daha bahsetmek istediğim çok ilginç bir deney daha var. Bu sefer şöyle bir şey var. İki tane oyuncak var, kukla. Ve bu oyuncaklardan bir tanesi bu kutuyu açmaya çalışıyor. Tamam. Bu arada 3 tane oyuncak var. Pardon, bir dakika geri alıyoruz. 3 oyuncak var. 2 tanesi böyle duruyor. Bir tanesi kutuyu açmaya çalışıyor. Bunlardan bir tanesi o kutuyu açmaya çalışan yardım ediyor. Diğeri ise o kutuyu açmaya çalışana kötü davranıyor ve kutuyu açmasını engelliyor. Görüntüleri görüyorsunuz zaten şimdi. Ondan sonra çocuklara bu iki oyuncağı gösteriyorlar. Hangisini tercih edersin? Çocuklar diyor ki elbette ki iyi davranan oyuncağı tercih ederim. Şimdi çok ufak bir değişiklik yapacaklar deney tasarımında. Şöyle bir şey yapıyorlar. 2 tane kraker uzatıyorlar çocuklara. Bir tanesi daire, bir tanesi üçgen olsun. Çocuğa hangisini seçiyorsun diyor. Çocuk diyelim ki daireyi seçiyor. Ondan sonra bu kuklalara o krakerden seçim yaptırıyorlar. Bir tanesi çocukla aynı şekilde daireyi seçti. Daire mi demiştim emin değilim. Bir diğeri ise üçgen seçti. Şimdi çocukla aynı kraker seçen değil, farklı kraker seçen kuklayı alıyorlar. O kapağı açtırmaya çalışıyorlar ve yine bir tanesi yardımcı olurken bir tanesi ona kötü davranıyor. Bakın çocukla tek farkı bu kuklanın farklı bir kraker seçmesinden ibaret. Ondan sonra çocuğa yine iki tane kuklayı gösteriyorlar. Bu krakeri, farklı krakeri seçen kuklaya yardım eden ve kötü davrananı, çocukla kötü davranan kuklayı tercih ediyorlar. Niye? Çünkü artık o diğer kukla onunla aynı, benzer bir özelliğe sahip değil. Ona kötü davranılmasını ve acı çektirilmesini çocuk çok küçükken istemeye başlıyor. Bu işte içimizde olan bir şey maalesef. İçimizde bu duygular var. Niye? Varoluşumuzu daha uzun sürdürebilmek için. Ve şimdi sizin de kendinize uygulayabileceğiniz bir deney var. Aşağıda maalesef İngilizce. Ama bu da şu çok aslında. Büyüklerin de yapabildiği. Şimdi dolayısıyla insan da gidip şunu yaparsanız olmuyor abi. Irkçı mısın diyorsun. Elbette kimse ırkçı değil. Hırsızlık iyi midir? Herkes hırsız. Kadına şiddet kötü mü? Kötü. Abi kimse sosyal normdan geri gerçek düşünceleri söylemiyor. Irkçılıkta da aynısı geçerli. Irkçılıkta içine bir şey daha geçer. Farkında da değiliz ırkçı olsak da. Ona da şimdi biraz sonra zaten değineceğim. Şimdi bu deneyde de ama yine insanlara sormadan bir şey, çok akılcı bir şey yapıyorlar. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Siz de yapabilirsiniz dediğim gibi. Beyaz tenleri ve siyah tenleri sağa sola tuşlar atıyorlar. Sağa sola veriyorsunuz. Yani beyaz tenlisi sürekli sola vereceksiniz. Siyah tenlisi de sürekli sağa vereceksiniz. Sonra iyi ve kötü kelimeleri sağa sola tuşlara atıyorlar. Şimdi kötü kelimeyi sağ, yani siyah tenlinin olduğu yere verirken çok daha hızlı bir şekilde atayabiliyoruz. Ama kötü kelimeleri beyaz tenlinin oraya vereceğimiz zaman zorlanmaya başlıyoruz. Ya da iyi bir kelimeyi siyah tenliye vermemiz istendiğinde daha yavaşlamaya başlıyoruz. İstemsiz zihnimizdeki ırkçılığı bize gösteriyor. O siyah tenliyle iyi kelimeyi özdeşleştiremezken beyaz tenliyle çok rahatlıkla özdeşleştirip daha hızlı davranabiliyoruz. Dediğim gibi aşağı inin, siz de kendi kendinize yapın, deneyi yapın. Yaptığınızda göreceksiniz ki sıralama sürekli herkese değişmesine rağmen beyaz tenlinin olduğu yere kötü kelimeleri çok daha yavaş atayabilirken siyah tenlinin olduğu yere kötü kelimeleri çok daha hızlı atayabileceksiniz. Şimdi bir de bununla ilgili şöyle bir sıkıntımız var. Tamam ırkçıyız doğuştan ama daha kötüsü ırkçı olduğumuzun da farkında değiliz. Ya bizim her sabah porslukta yürüyoruz biz eşimle. Biliyorsunuz benim eşim de Güney Koreli. Orada da bir abimiz var. O abi de işte görüyor. Tatlı da bir abi. Bir gün şey diyor işte. Eşim de Koreli olduğunu söyleyince ya hadi hepimiz kardeşiz yani.
hep birlikte kardeşiz, dünya kardeş, savaşa gerek yok. Yani bütün güzel klasik sözleri söylüyor. Asyalısı kardeş, bilmem ne kardeş. Ondan sonra bak şöyle bir şey dedi. Ama Araplar dedi. Araplar dedi, ona pislik dedi. Ya. Onu ölsün dedi. Bak, bak ırkçılık bu. Ama kendini şey olarak görüyor. Dünya barışını isteyen insan olarak görüyor. Ama Araplara karşı tam bir ırkçı kafasında o an itibariyle. Niye? Çünkü hocam farkında değil. Söylemlerinde şöyle bir şeye inanmış durumda. Ben kesinlikle ırkçı değilim. Dünya barışını istiyorum. Ama Araplar mı onlar? O zaten ırkçılık bu hocam. Sevdiğiniz ırklara karşı ırkçı olmuyorsunuz. Yani İsveçlilere karşı ırkçı olmazsın İsveçlileri seviyorsan. Ama sevmediğin bir ırk varsa işte sen de sadece bir ırk nedeniyle tüm kötü özellikleri zihnindeki tüm oradaki bireyleri atıyorsun. İşte ırkçılık tam olarak tanımı bu. Ve yine yapılan çalışmalar, hemen bir tanesinden daha bahsedeyim burada. İnsanların işte aynı bizim o abimiz gibi bunun farkında olmadığını gösteriyor. Ne yapmışlar? Şöyle bir şey yapmışlar. Bireylere bir tane böyle ırkçılıkla ilgili bir şaka yapılıyor. Hani gülmemeniz gereken böyle gerçekten bir ırkı aşağılayan şaka. Ve hani onların orada eğlendiklerini beyan ettirdikleri bir şey. Ama bir sürü soru içerisinde bir tane de bu var. Süper. Aradan aylar geçiyor. Ondan sonra bu o ırkçı şakaya güldüğünü belirten insanları çağırıyorlar. Tabii aradan bir 4-5 ay geçiyorlar ki ırkçı şakayı unutmuş olsunlar. Sonra onları kendi bu davranışları, yani bir ırkçı şakaya gülen insan ırkçı mıdır şeklinde bir soru var. Ve diyorlar ki evet ırkçıdır. Ben olsam asla böyle bir şey yapmam. Ya zaten orada söylenen adam artık sensin ya da orada söylenen kadın artık sensin. Sen olduğun için çağrıldın ama bunun farkında değil ya. Ondan dolayı orada çağrıldığını bilmiyor. Başka bir şey için, ikinci aşama için çağrıldığını zannediyor. Aslında az önce ırkçı diye tabir ettiysen tam olarak kendisi. Ama bunun artık farkında değil. İşte insan böyle hani şeyde vardı ya daha zeki olduğumuzu zannediyoruz. İnsan her zaman ortalamada daha üstün kendini görüyor ve ırkçı olmadığını zannediyor. Oysa ki hepimiz ırkçıyız. Hocam anlattın illallah ettirdin çözüm ne o zaman diyorsanız. Çözüm hocam ne yapılan bilimsel çalışma iki şeyi gösteriyor. Bir, iletişime geçebilmek karşı tarafla. Yani biz temel itibariyle şunu yapıyoruz. Onlar kötü. Tüm bu ırk ya da tüm bu siyasi görüşte de yapıyoruz bunun aynısından benzerini. Onların hepsi kötü. Onlarla iletişimi keselim. Hayır. İletişim kurdukça onların da sizin benim gibi insan acıları, mutlulukları olduğunu çok rahatlıkla fark ediyor ve ortadan bu ırkçılık düzeni kitle kalkmaya başlıyor. Ve bundan ikinci daha etkili yöntem ise ortak bir hedefin belirlenmesi. Yani dünya için konuşursak yarın bir gün uzaylı istilası falan olursa ya da dünya çok büyük bir hani tehlikeli karşı karşıya olursa dışarıda bir out diyebildiğimiz noktada işte o zaman bir anda o birbirimizden düşmanlık ortadan kalkmaya ve bir araya gelmeye başlıyoruz. Aynı en baştaki siyasilere dönersek ortak dışarıda bir düşman olduğunu belirtmeleri gibi o zaman ne yapabiliyorlar? Tabanlarını çok rahatlıkla o ayrımlardan çıkartıp konsolide edebiliyorlar. Dediğim gibi hocam pazarlama sosyoloji psikolojiye gider gelir eninde sonunda siyasetçilerin kullanımına düşer. Çünkü orada oy var. Orada çok daha fazlası var. Beni şu ana kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umut ediyorum ki bu tür videolar bir farkındalık yaratabiliyordur. Aşağıda diğer sosyal medya hesaplarımız da var. Oralardan da olabildiğince faydalı olduğunu inandığımız içerikleri paylaşmaya çalışıyoruz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.